Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 15 Ağustos pazartesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret eden enflasyon verileri sonrası iyimserlik korunuyor. Yakın vadeli ajandada, çarşamba akşamı yayınlanacak olan FED tutanakları dışında bu iyimserliği tersine çevirebilecek önemli bir başlık yok. Bu nedenle, küresel risk iştahındaki pozitif havanın devamını bekliyoruz. Bu sabaha bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri vadeleri cuma günü %2'lere varan yükselişler sonrası haftaya hafif aşağıda başlıyor. Asya'da ise, Amerika Birleşik Devletleri korelasyonu daha yüksek olan Japonya'da %1 yaşan alımlar görürken, Çin'de zayıf büyüme verileri sonrası Çin Merkez Bankası'nın sürpriz gevşeme adımlarına rağmen Çin ve Hong Kong'da zayıflık görüyoruz. Biz de hafif pozitif ve dengeli bir açılış bekliyoruz bir miktar momentum kaybı görmekle beraber, artan yabancı girişi ve 2022 ikinci çeyrek finansallarının desteği ile BİS'te ana yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye 5 YSDS birimlerinde 900 bas puan civarından yaşanan gevşeme 650 bas puan civarında hız kesmiş durumda. BIST TÜZ endeksi için 2880, 2900 ve 2930 direnç, 2830, 2790 ve 2760 destek konumunda. İçeride bütçe dengesi, hazinenin 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı ve BIST kapanışı sonrasında Pegasus ve Tüpraş sonuçları izlenecek. Avrupa'da veri akışı sakin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Empire State İmalat Endeksi ve konut fiyatları endeksi takip edilecek. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.